Bu videoda tam sayılı kesirleri nasıl toplayabileceğimizi göreceğiz. Tam sayılı kesir nedir diye soracak olursanız hemen kısa bir hatırlatma yapalım. Örneğin 3 tam 2 bölü 8. Evet bu tam sayılı bir kesirdir. Dikkat edecek olursanız karşımızda bir tam sayı yani 3 bir de kesir yani 2 bölü 8 var. Ve bu sayıyı ya da kesri az önce de söylediğim gibi 3 tam 2 bölü 8 olarak Okuruz. Şimdi bununla 5 tam 3 bölü 8'i nasıl toplayabileceğimize bakalım. Hadi hemen videoyu durdurun ve bu toplama işlemini benden önce kendi kendinize yapmaya çalışın. Şimdi de birlikte yapalım. Bu toplama işlemini yapmanın birden fazla yolu var. Bunlardan birinde 3 tam 2 bölü 8'i 3 artı 2 bölü 8. 5 tam 3 bölü 8'i de 5 artı 3 bölü 8 olarak yazabileceğimizi düşüneceğiz. Böyle yaparsak bu iki tam sayılı kesri toplamak demek ekranda gördüğünüz 4 sayıyı toplamak anlamına gelir. Toplama yaparken de sıranın önemi olmadığını biliyoruz o halde bu işlemi 3 artı 5 artı 2 bölü 8 artı 3 bölü 8 olarak da yazabiliriz. Evet sadece sıralarını değiştirdim. Toplama işlemini yapalım şimdi. 3 artı 5 8 eder öyle değil mi? 2 bölü 8 artı 3 bölü 8 de elimde 2 tane 1 bölü 8 varsa ve buna 3 tane daha 1 bölü 8 eklersem kaç tane 1 bölü 8'im olur? Doğru, 5 tane. O halde 5 tane 1 bölü 8 yani artı 5 bölü 8 yazıyorum. Ve bunu da yukarıdaki gibi yazmak istersek, 8 tam 5 bölü 8 diyebiliriz. Bu işlemi farklı şekillerde yapabileceğimizi söylemiştim. Mesela, 3 artı 2 bölü 8'i bu şekilde 5 tam 3 bölü 8'i de tam altına yazarsak, bunu yapıyorsanız basamakların ya da tam kısımlarla kesirlerin alt alta geldiğinden emin olmalısınız. Artı 3 bölü 8'i de 2 bölü 8'in altına yazacağız. Evet, toplama çizgisini de çizelim. İlk önce sağ taraftakileri yani kesirleri toplayalım. 2 bölü 8 artı 3 bölü 8, 5 bölü 8'e eşittir. 3 tam artı 5 tam da 8 tam. Bu ikisini topladığımızda da 8 tam 5 bölü 8 elde ederiz. Gördüğünüz gibi işlemi yapmanın farklı yolları var ama önemli olan tam sayılı kesirleri nasıl toplayabileceğimizi anlamak.